Bugün Bella Hadid'in meşhur saçını denedim. Yanlardan yapıştırdım. Ve küçük bir topuzla tutturdum. Çok utanıyorum dışarıda çekmeye. Eda ve Nihal'le birlikte Sabancı Müzesi'ne gidiyoruz. Hakkında çok güzel şeyler duyduğum için bir gidip kendi gözlerimle görmek istedim. Oradan da eğer vaktimiz kalırsa Eminönü Karaköy taraflarına geçmeyi düşünüyoruz. Bugün yeni bir yer keşfedeceğim için de size göstermek istedim. Umarım keyifle izlersiniz diyorum. Görüşürüz. Boğaz turuna da gidebiliriz aslında başka bir gün. Yol bir saat sürdü ama daha girişinden bile değdiğini hissedebiliyorum. Bayağı güzel bir yer. Biletlerimizi alalım. Yeah. Öğrenci biletlerimizi 25 liraya aldık. Evet. Kimlik göstermeniz gerekiyor. Bir de HES kodu. Bu kadar. Lately I've been thinking about the choices I've made and about the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. I guess I'll never know, never know, never know. Would that be me? If I stay in my city, bright blue and green. Bayıldım buraya. Sessiz, sakin. Harika gerçekten. Siz akraba mısınız? Evet. I try so hard to just be present. Mom will slip the adolescents. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like. Oh, wouldn't that be nice?
bir şey soracağım. Tüm video... Outfit of the day. Really basic. Buraya bayıldık gerçekten. Bir saatte geldik Üsküdar'dan buraya. Bir otobüs ve bir tane deniz yolu kullanarak geldik. Ulaşımı gayet basit. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Biz bayıldık. Özellikle bahçesi. Sonra da tabii ki sergi çok güzeldi. Buradan güzel bir şeyler anlatabilirim. Evet, burada konuşalım. Hı. Sen de karşıma otur. Burası hakkında neler düşündünüz? Böyle kısa cümlelerle neler gördünüz? Onlardan bahsedelim. Sakıp Sabancı Müzesi'ne gelmeli mi insanlar? Evet. Bence gelmeliler. İlk önce mesela o girişte önümüze bir film çıktı ya, İstanbul, Paris. Evet. Eski İstanbul ve Paris arasındaki fark ve insanların o zamanki sanat anlayışlarını daha rahat bir şekilde anlayabiliyorlar gezdikçe. Hı hı. Daha ilk görüşte onu fark ediyorlar aslında. Evet, arasındaki farklar olsun, giyim olsun, arabalar olsun, her şey mesela. Evet, onlar dışında 18 ve 19. yüzyılda yapılan resimler vardı evet, daha çok. Evet. Ben o üst katı çıktığımızda daha da farklı oldu. Farklı, daha günümüze aynen. yaklaştı. Tuvale yağlı boyayla yapılan resimler gördük. Genel hepsi zaten. Genel öyleydi. Evet. Özellikle insan portrelerinde daha çok yüze çalışılmış, evet. Daha ince detaylarla uğraşılmış. Ben incelediğimde mesela insanlara gölge yaparlarken daha siyah boyaları kullanıp nokta şeklinde sanki iğneyle oraya batırmışlar gibi duruyordu. Ona hepsi böyle soft renkler geldi böyle. Evet. Pembenin böyle çok açık tonu falan var. Mint rengi kullanılmış. Evet. Manzara resimleri gördük. Eski İstanbul, eski Kadıköy. Daha Göksu'nun oradan geçtim. Arada çok fazla fark var. Ben bir an böyle oldum. Nasıl burası Göksu evet. mu? Eski hali daha güzelmiş evet. ama. Benim en çok sevdiklerim bu hamakta yatan kızlardı. Evet. Çok hoştu gerçekten. Onların renkleri de çok güzeldi. Biraz sabıkçı olacak ama benim de o nude'cu nude bölümü çok hoşumuza gitti. Nude çıplak bölüm. Kadınları çizmişler genel olarak. Hamakta çıplak sallanan kadın, işte birlikte arkadaşıyla güneşlenen işte çıplak kadınlar falan. O kısım çok hoşumuza gitti. Güzel. Bir de en sonda da şeye baktık ya, bu kendi portresini çizen biri vardı. Ali Ahmet Paşa mıydı? Adını ama, bilmiyorum adını ama. Bilmiyorum ama kendi evet. portresini çizmiş. Yani bence çok zor bir şey. Yani otoportreyi çizebilmek. Evet, evet. Video çekmiştik. Giriş ücreti 25 lira öğrenciler için. Öğrenci kartınızı göstererek ve HES kodunuzu göstererek girebilirsiniz. Onun dışında bahçesi aşırı güzel. İnanılmaz güzel gerçekten. Sadece burada oturup dinlenmeye bile gelinebilir. Tabii biraz uzak. Üsküdar'dan gelenler için diyelim. Ama bir saat. Bir saat bir yol var. O yüzden... Açız. Şimdi yemek yemeye. Yemek bye yemeye bye. Gidiyoruz. Üzerinden böleceğiz. Alttaki patlıcanlı bir şey. Bu ne? Patlıcanlı bir şey kanka. Büyük ihtimal yani. Değil. Bak, bulgurlu bir şey. Şu yumurta mı? Yok kanka yoğurt. Bu ne? Bir
Pide mi? Aha, şeyli pide. Köfteleri özellikle çok beğendim. Nihar bu konuda çok dertli. Kimse. Vardır vardır. Bizden saklıyorsunuz. Ama alıyor. Harika bir gündü. Bir dahaki, bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpücüklerimizi yolluyoruz. Bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.